istemeden oldu diyordu, şaka yaptım diyordu, şaka. Raporlarımızda kadın cinayeti oranına aşan aylar var şüpheli kadın ölümlerinin. Bu bizim için çok hani büyük bir uyaran. Suç yoksa benim kızım nerede? 6 yıl boyunca aklımla oynadılar benim. Balistik raporları, silahın işleyişine dair raporlar, otopsi raporu, atış mesafesi. 6 yılda sadece sanığın tutuklanmasını sağlayabildik ve Yağmur'un kasten öldürüldüğünü kanıtlayabildik. Benim ismim Sevgi Gülseren. 6 sene önce pompalı bir av tüfeğiyle boynundan vurularak öldürülen Yağmur Önüt'ün annesiyim. Tabii sadece kurşunla onu almıyorlar, sizi de öldürüyorlar ama sizin ölmek gibi yani ağlamak gibi, üzülmek gibi, hayattan kopmak gibi bir şansınız yok. Kızınıza bunu yapan kişinin ceza alması için maalesef ki kendiniz uğraşmak zorundasınız. Onunla beraber toprağa karışırız biz. Birlikte yaşarız diye düşündüm, o yüzden. Ne zaman yaptırmıştınız? Öldükten bir ay sonra. Bütün gün sürdü ama hiç canım yanmadı. İstemeden oldu diyordu, şaka yaptım diyordu, şaka. Böyle şaka mı olur diye ben kalkıp sordum. Benim kızım çünkü bir tane böcekten bile korkar. Ve bu şakayı mahkeme kabul etti. Şaka dediler ve şakacıyı serbest bıraktılar. Tetiği kimin çektiği belliydi. Ama 6 yıl boyunca o katili hapse atmadılar, özgür dolaşmasına izin verdiler. Ne yapmam gerekiyor diye kadın cinayetleri yazdım internete ve kadın cinayetleri platformuyla bu şekilde tanıştım. Onlar yanıma geldiler ve bana güçlü olman gerekiyor dediler. Mücadelemiz şimdi başlıyor dediler. Ben de onlarla beraber bir mücadeleye başladım. Ben Gülsüm Kav, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu genel temsilcisiyim. Kadın cinayetlerinin yanı sıra son yıllarda çok ciddi bir şüpheli kadın ölümü artışıyla karşı karşıyayız. Ve bu dosyalar daha fazla karmaşık ve zor dosyalar. Bugün avukat arkadaşımızla bu dosyalardan bazıları üzerine görüşmeler yapacağız, değerlendirmeler yapacağız. Şimdi zaten bir ölümden söz ettiğimizde onun belli biçimleri var. Yani tıbben de işte doğal ölüm var, kaza var, cinayet var, intihar var. Bir de belirsiz olanlar var. Doğal olduğu ve cinayet olduğu kanıtlanmamış bütün diğer durumlar. Bizim yani şüpheli ölüm deyince mesela kaza süsü verilmiş olanlar da olabiliyor onlar içerisinde. Ayrı bir incelemeyi zaten gerektiriyor. Hoş geldin. Derhal öncelikle polisin elindeki verilere ulaşmaya çalışıyoruz. Adli tıp raporlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Şahsen kalkıp gidip cinayet mahallini görüyorum. Mümkünse eğer polis oraya girmemize müsaade ediyorsa eğer. Ölen kadının yakınlarıyla konuşmanız gerekiyor. Arkadaşlarıyla konuşmanız gerekiyor ve o cinayete adım adım nasıl gittiğini çok iyi görmeniz gerekiyor. Yağmur Önüt 19 Nisan 2016'da öldürüldüğü tarihten itibaren ailesinin vekilliğini yapmaktayım. Sanık tüm yargılama aşamasında ben silahın bozuk olduğunu düşünüyordum. İşte tetiği bastığımda ateş alacağını düşünmedim. Hedef gözetmedim gibi savunmalar yaptı. Ama gelen raporlar, balistik raporları, silahın işleyişine dair raporlar, otopsi raporu, atış mesafesi, bunların hepsi dikkate alındığında aslında sanığın savunmasının sadece suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ortaya çıktı. Ben baştan beri polis raporlarını, bütün balistik raporunu, bütün raporları tek tek inceledim. Birlikte yani ben de kenarda durmadım. Bütün söylenen şeyleri, onların söylediği delilleri,
Onların sundukları raporları, tutarsızlıkları tek tek çizerek çalıştım. Şöyle dosyalar ezbere biliyorum. Twitter hesabı var sanığın. Tam da Yağmur'la yaşadıkları ilişkiyle paralel olarak gerçekleşen, ölümle ilgili, sevdiğini öldürmekle ilgili atılan tweetleri dosyaya sunduk. Sanığın savunması ise Ezel adlı diziden etkilendim, o yüzden de bunları paylaştım gibi bir savunmayla geldi. Ezel dizisine dönüp baktığımızda 19 Nisan dizide intikamın alındığı ve kahramanın cezaevine girdiği tarih. Eğer bu kadar çok alıntı yapılan bir dizi ise tesadüf olamayacağını bu olayda, planlanarak gerçekleştiğini bunları sunduk dosyaya delil olarak. Şey de var işte literatürde, olay yeri sahneleme, yani daha sonrasında işte cinayeti intihar diye yanıltma çalışma. En sık rastlananı da bu oluyor zaten. Kamuoyuna yansıyan durumlarda biz bir kadın ölü bulundu. Net bir nedeni saptanamadı. Haber veren bir erkekti ve yanında erkek vardı. Ve onunla şiddet geçmişi vardı da, varsa hele kesinlikle yani şüpheli ölüm olasılığı çok ciddi bir şekilde yükselmiş oluyor. Onların iddiasına göre diyorlar ki intihar etti. Ben kesinlikle dedim, intihara gidecek bir durum yok dedim. Bu delilleri zaten çoğunu kaybetmişlerdi. Bizim bir sene sonra bu delilleri çıkartmak mecburiyetinde kaldık. Bir kadının kendini atarak intihar ettiğini iddia ediyorsunuz. Pencerede parmak izi yok. Tutulmadan nasıl kendini atabilir aşağıya? Orada birçok delil değerlendirilmemiş. Platformlar, kadın örgütleri devreye girdi, hukukçular devreye girdi, işinde çok iyi adli tıp uzmanları devreye girdi. Gerçek anlamda araştırmalar yapıldı, hatta belki yeni teknikler denendi. Artık gelişmiş adli görüntüleme ve adli animasyon teknikleri kullanılıyor mahkemelerde. Olabilecek dosyadaki bütün delilleri alıp olayın nasıl gerçekleşmiş olabileceğiyle ilgili birkaç senaryo adli animasyon şeklinde mahkemeye sunuyor. Yüksekten düşmelerde de biliyorsunuz bir kişi öne doğru sıçrayarak atlamazsa eğer serbest düşme, fizikte bildiğimiz serbest düşme kurallarına uygun bir şekilde düşer. Düşme pozisyonu, kaç metre yükseklik, düşen kişinin ağırlığı ne kadar, işte rüzgar durumu bile hesaba katılabilir. Hem mahkeme heyeti hem de adalet için çok daha aydınlatıcı oluyor. Çuleçek dosyası şüpheli ölümler konusunda Türkiye'de artık örnek bir dosyadır. Oradaki deneyimlerimiz bundan sonraki şüpheli ölüm dosyalarında da bize ışık tutacak. Yılda bir, iki bizim böyle dosyamız oluyor. Çok sayıda kadın cinayeti davası, bir, iki tane de şüpheli ölüm davası. Sonra ama Türkiye'de bu özellikle de OHAL dönemiyle başladı. Ve onların içerisinde belli bir biçim bu yüksekten düşmelerde böyle çok sık tekrarlanmaya başladı. 2020 ve 2021'deki bu artış, 2021'de son yıllık raporumuzda neredeyse yarısına yakınını ölümlü durumlara şüpheli ölümler oluşturuyor. Bizim ikisinin toplamı oranlarımızdan çok daha düşük oranda kadın öldürüldüğünü iddia etmiş oluyor resmi makamlar. Şüpheli kadın ölümlerini hiç görmeyerek kadın cinayetlerinin de düştüğünü iddia edebiliyorlar. Şüpheli kadın ölümlerinde de yani aslında madalyonun bir yüzünde çok olumlu başka bir şey var. O da artık kadınlar öldürüldüğünde bu konu sahipsiz değil. Bu olumlu durum, hani mücadelenin bu olumlu etkisi, başka bir komplikasyon olarak gizlenme eğilimini yaratıyor. O zaman gizleneyim. Bu gizleneceğini düşünen profile baktığımızda da onların ya mali gücü var, ya siyasi gücü var, ya işte farklı böyle karanlık güçleri de olabilir. Bu o fail profilinde de, şüpheli profilinde de böyle bir patern görebiliyoruz. Sanki dejavu gibi yani, hani mesela böyle uyanamadığınız bir kabusmuş gibi. Her mahkemede benim kızımı tekrar öldürdüler. 6 yıl boyunca ümit ettim biliyor musun? Zaman zaman gerçekten anne şakaydı deyip çıkacak mı bir yerden diye. Çünkü bir suçu işleyen suçunu cezasını almıyorsa ortada suç yoktur. Suç yoksa benim kızım nerede? 6 yıl boyunca aklımla oynadılar benim. Ocak 2022'de sanığın tutuklanmasına karar verildi. Olası kasttan hüküm kuruldu.
Ama en alt sınırdan hüküm kuruldu olası kastan. 16 yıl ceza verildi, 16 yıl 8 ay. 6 yılda sadece sanığın tutuklanmasını sağlayabildik. Ve Yağmur'un kazayla değil, şakayla değil, kasten öldürüldüğünü kanıtlayabildik. Artık bir kadın katilinin aramızda gezmiyor oluşu tesellimiz ama Yağmur için hala adalet sağlanmadı. Bir takım kötü katillerle, bir takım işte mücadele eden kadınlar ya da iyi bir savcı, işte kahraman, adli tıpçı arasında efsanevi bir mücadele değil. Biz böyle bir kahramanlık efsanevi mücadelesi vermiyoruz. Bu aslında iyi bir soruşturmaya bakar. Bütün bu delil, olay yeri incelemeler, delil toplamalar, o soruşturma büyük bir titizlikle yürütülüyor olsa buna gerek kalmazdı ama yakınları bunu tek başına hani... Maalesef ki güçsüz kalıyorlar, güçsüz bırakılmış durumdalar yargı tarafından. Tek başımıza yapmadık biz bunu. Bir baba olarak ben mücadele ettim ama basın, sivil toplum, Barolar Birliği. Tabii ki bunların çok önemli faydası oldu. Onların bizim yanımızda olmasa bizim dosyalarımız muhakkak kapanırdı. Yani biz bu şekilde tek başımıza bunu yapacak hani güçte de değildik. Çünkü sessiz cağız bizim sesimiz. Birlik olursak sesimiz yükseliyor. O zaman da kazanılıyor, gördüm. Bak, katilin sonunda hapse girdi. Bütün şüpheli kadın ölümlerinde ortak standart uygulanan bir hani protokol olsun istiyoruz ve özel soruşturma yapma zorunluluğu getirilmesini yani istiyoruz. Böyle ancak böyle olabilir. Benim önerim örneğin Minnesota protokolü diye devlet gözetimindeki şüpheli ölümlerde uygulanan bir protokol vardır. Uluslararası İnsan Hakları Örgütleri'nin önerdiği. Bu protokolün Türkiye'de kadınlar için de önerilebileceğini düşünüyorum ben. İyi bir sonuç aldığımız bir dava olduğunda, gerçeği aydınlattığımız tabii ki çok mutlu oluyoruz. Yani çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Sadece o dava için değil, yani gelecekteki işte diğer umut veren etkilerini emsal oluşturacağını düşünmek de bizim için hani politik olarak da bizi çok kuvvetlendiriyor, iyi geliyor. Bu benim kızıma zarar verdi diye değildi bu mücadele. Başka bir annenin çocuğuna zarar vermesin diyeydi. Mücadele etmeye, tek bir çocuğu bile kurtaracaksan mücadele etmeye değer.